Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben şu an İzmit'teyim. İzmit'e geleli birkaç gün oldu. Ama tabii evi topla, yorgunluk, şu bu derken Allah hiç telefonu alıp da elime video çekemedim. Şimdi okula gidiyoruz. Benim sadece stajım kalmıştı ya. Şimdi normal zamanda hac ücreti ödenmiyor. Yani okul uzuyor ama hani bir ders seçimi yapmadığımız için sadece staj kaldığı zaman önceki senelerde bir hac ücreti ödenmiyordu. Şimdi bende bir hac ücreti çıktı ÖBS'de. Yani harç bürosunu arıyorum, ödenmeyecek diyor. Okulda danışmana soruyorum, stajla ilgilenene. Şey diyor, harç iadesi talebinde bulunacağız diyor. Ama özellikle harç ücretini yatırmayacağım değil mi dediğimde, evet dedi. Yani daha sonrasında kendi danışmanıma yazdım. Yani kayıt yenilemene gerek yok falan bir şeyler dedi böyle. Yani hiçbir şekilde mailde anlaşamadık. O yüzden şimdi okula gidiyorum. Bunu yüzde görüşeceğim. Hoca da bugün saat 2'ye kadar kule laboratuvarında olacakmış. Orada yanına gideceğim, orada soracağım. Yani umarım harç ücretini yatırmayız. Harç ücretlerine de aşırı derecede zam gelmiş. Geçen sene 900 küsürdü. Şimdi 1240'a çıkmış. Bismillah yani bu ne? Ben ilk geldiğimde yazılımda 750 liraydı yani düşünün. Sürekli her şeylere bir zam bilmiyorum ne olacak. Neyse şimdi okula çıkıyorum. Okula gitmeyi de özlemişim. Artık okula gitmeme düşüncesi beni bir tık şey yapıyor ama neyse yüksek lisans yaparsan o zaman gene okula gitmeler başlar diyorum. Bilmiyorum bakalım hayırlısı. O zaman okula görüşürüz. Yani okula gelmek ayrı bir şey. Ama okula gelmeden umutlu bir çıktığımı anladım. Neden? Çünkü telefon çekmiyor. Neden çekmiyor hiçbir şekilde anlamış değilim. Neyse. Selam fındıklar. Şimdi fakülteye doğru gidiyorum. Ondan sonra da İrem'in dersi biterse İrem'le buluşacağız kuzenimle. Bilmiyorum ya okulda olmayı gerçekten özlemişim yani. Bilmiyorum okulun içine girince kendimi bir garip mutlu hissettim de. Allah'ım ne zaman şuralarda bir şey gitmiş, hocaları ziyaret etmiş bir kafada gideceğim. Çok merak ediyorum. Neyse umarım bir an önce işe girerim. Şimdi fakülteye geçelim. Ah bu sokaklar, bu yollar. Şu an karşıda Ela bir ders işleniyor. Neyse harç ücreti ödenmeyecekmiş. Bu yüzden mutlu oldum. Bir dakikayın kirası olarak duracak elimde. Onun dışında birkaç hocayla görüştüm. Yüksek lisans için hocaya ne yapabilirim gibisinden konuştuk. Sen ALES'e gir, ondan sonra Aralık gibi falan görüşürüz dedi. Sadece bir işte yazılı bir sınava gireceğim, ondan da minimum 30 almamız gerekiyormuş. Ondan sonra da işte mülakat olacak, hoca da işte ayarlarız falan filan dedi. Zaten ben Ayhan Hoca'yla yapmak istiyordum, onunla konuştum. Onun dışında öyle, şu an İrem bekliyorum. O sırada Ayla Hoca'ya bir şey soracağım, ama o derse girdi, onun dersten çıkmasını bekliyorum falan. Öyle. Sonra da İrem'in dersi biter, bir İrem'le görüşürüz diyor. Şimdi çıktım okuldan. Ali Hoca'yla da konuştum. Daha sonrasında birkaç insanla da konuştum. Bilmiyorum yani bugün birazcık kalbi gibiyim. Duruma göre bakacağız eve gidince ne liftinde birkaç bağlantı yollayacağım, mail yollayacağım. Duruma göre okulda, labda da yapabilirim. En azından stajı kim ortadan çıksın ve direkt diplomamı alayım gibisinden bilmiyorum. Her an her şey olabilir. İşte bir tane arkadaşımla konuştu. Umarım o olur çünkü benim istediğim alanda çalışma yapıyorlar. Hayırlısı bakalım ya. Şimdi işte kuzenimle buluşacağım. Onu bekliyorum. O sonra gideceğiz, alacağız, gireceğiz bir yerlere. Yemekhane sırası. 2 weeks later. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamanda vlog çekmediğim için şu an garip oldu. Neyse. Şu an okula gidiyorum. Yani gerçekten abi ağlaya ağlaya okul bitmeyecek diye ağladık ağladık. Neyse sonra ağlaya ağlaya okulu bitirdik. Abi şimdi de iş stresi. Çıldıracağım. Yani sürekli düşünmekten, sürekli ne olacak diye beklemekten artık gına geldim. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Böyle her şeyi yakmama gerçekten çok az kaldı. Stajımı da halledeyim. Şimdi okula gideceğim. Geçen haftalarda okula gidip bölüm başkanımızla konuştuğumuzda olmadı stajını okulda yaparsın demişti. Şimdi onu tekrardan sormaya gideceğim. Hemen başvuru yapabilirsem. Hemen başvurusunu yapacağım ve bir an önce
pasajın aradan çıkıp artık ne olacağını ondan sonra göreceğiz. Gerçekten çok sıkıldım. Yani hiç ama hiç işe giremeyecekmişim gibi hissediyorum ve bu hissiyat sadece ben mi yaşıyorum yoksa herkes mi yaşıyor bilmiyorum. İlla ki yaşayanlar vardır ve beni çok iyi anlıyorsunuz. Ya bilmiyorum, şu an gerçekten acayip derecede bir bunalımdayım ve bunu nasıl atlatacağım, ne olacak hiç bilmiyorum. Yani işe girmeden önce ki boş zamanlarımı güzel, huzurlu, mutlu geçirmek istiyorum. Çünkü hani işe girdiğimiz zaman evet bu boş zamanları elde edemeyeceğiz ama hani onu bile huzurlu ve mutlu geçiremiyorum. Onda bile böyle hiçbir şeyden zevk almıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Yani her şeyin ama her şeyin paraya bağlı olması beni o kadar çok mutsuz ediyor ki anlatamam size. Anlatamam yani. Şuradan şuraya gitmeye bile para her şey. Yani o kadar sinirlerim bozuk ki size anlatamam. Bir an önce işe girmek istiyorum. Zilyon tane iş yerine başvuruda bulunuyorum. Artık yani ülkeyi geçtim. Yurt dışında uzaktan işlere de başvuruyorum yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Bilmiyorum ne olacak. Bu belirsizlik beni iyice tüketti, bitirdi yani. Yani en son gerçekten bir garsonluğa falan da başvuracağım. Bir şekilde işe girene kadar çünkü para kazanmam gerekiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne olacak. Bilmiyorum yani. Gerçekten böyle Gebze'ye falan gidip bütün şirketlere tek tek CV vermeyi falan düşünüyorum. Bilmiyorum ya. Hiçbir zaman hiçbir şeyden yana şansım olmayacak. Bunu hissediyorum. Bunu biliyorum. Yani böyle konuşarak dersiniz beste çağırma kötüyü. Her şey yoluna girecek. Her şey güzel olacak. Yok abi, benim için gerçekten hiçbir şey iyi olmayacak. Hiçbir şey iyi gitmeyecek. Çünkü bana gelince bütün kapılar kapanıyor. Tek tek suratıma kapanıyor. Ve ben artık çok sıkıldım bu durumdan. Yani kendim kapıyı açmaya çalışıyorum ama kendim açamıyorum. Kendim açamıyorum yani. Başkaları yardımcı oluyor. Hiç açılmıyor. Kapı aralanmıyor bile yani. Aralansa bile böyle bir umut ışığı gelse. Böyle kapıyı açarsın da kenardan bir ışık gelir ya. Yani hemen orası da kapanıyor. Yani öyle. Telefonun hafızası doluyor. Okulda görüşürüz yani. Pardon. Araba çarpacaktı. Çarpsaydı keşke. Keşke çarpsaydı yani. O da çarpmadı. Yani gerçekten artık beste isminin silinmesini istiyorum hayatta. Gerçekten istiyorum. Otobüs geldi ben. Şuna yakışabilirsek şuna bunu. Duracak. O da çok dolu. Binmeyeceğim. Okulda görüşürüz. Şimdi okula geldim, umarım Ali Hoca okuldadır. Stresliyim. Hayattaki şansım gerçekten 10 numara. Ali Hoca şu an derse giriyor. Onun dersten çıkmasını bekleyeceğim. Neyse birazcık da soğuklanmış umarım. Yoruldum. Kahve aldım. Ali Hoca'ya beklerken bir kahve içeceğim. Sonra 3'te de dersten çıkacakmış. Dersten sonra görüşürüz. Bana büyük basıklı olacak gibi geliyor ama sonrasını hiçbir şey kestiremiyorum. Biz bir dakika sonrayı da kestiremiyorum. O yüzden her an hiçbir şey olmayabilir. Neyse bekleyip göreceğiz artık. Sonra görüşürüz. Saat ne zaman 3 olacak ya? Keşke biraz erken gelseydim ya da birazcık daha geç gelseydim. Bekleyelim bakalım. Şimdi Ali Hoca ile konuştum. Okulda stajımı yapacağım. Bunun için ilk önce ekonatı var. Onu doldurup hocalara yollayacağım. Daha sonrasında da bir yerde iş ilanı varmış. Bizim okulda Huawei'de çalışan birisi ve bizim okuldan mezun olmuş. Oraya CV olacağım. Part-time eleman arıyorlarmış. Ali Hoca'ya da ona referans ekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Belki bir yandan da part-time orada çalışabilirim. Bilmiyorum ne olacak. Neyse ben eve gidip bir önce şunları halledeyim de. Bilmiyorum bakalım. İnşallah yüzümüz bu sefer gülecek diyorum. O zaman hadi. Bu güzellik de kim? Niye haber vermiyorsun? Utandın mı? Nasılsınız Rem Hanımcığım? Ya beni çekmez. Allah aşkına çekme. Niye? Çektim ama. Ya ben konuşacak bir şey olamamışım. İyi tamam. Buraları sakın koyma. Geri koyacağım her yere. Hayır lütfen.
Bulurlarım seni. Ya yok, izleyeyim mi ona göre? Okey. Ve ertesi günden merhaba arkadaşlar. Yeniden okula gidiyorum çünkü şimdi okulda ben staja başlayacağım. Normalde staja başlamadan minimum 15 en fazla 30 gün önce nerede staj başlayacağınızı ilgili belgeyi hocaya gönderip tabii bu gönderdiğiniz belgede staj yapacağınız yerin imzası falan olacak. Onu gönderip ondan sonra staja başlayabiliyorsunuz. Sigorta falan yapılıyor orada. Ama ben şimdi okulda yapacağım için hocanın yanına gidiyorum. Ne kadar sürede bu staj için bu evrak işlerini falan tamamlayabilir diye hocayla konuşacağım. Ona göre staj tarihlerini yazıp formda onaylanması gereken hocayı onaylatıp sonra da stajla ilgilenen hocaya yollayacağım o belgeyi. Bir ekonal yani eklerle neyse sayılarla kafanızı karıştırmayın. Şimdi onun için okula gidiyorum. Çantamı aldım, bilgisayarımı aldım yanıma. Hemen okulda hocayla konuştuktan sonra onları halledeceğim. Otobüsün gelmesini bekliyorum. Bakalım. Staj işi aradan çıkacak. Staj çıktıktan sonra ne olacak? Çok merak ediyorum. Yaklaşık bir 40 gün sonra falan görüşürüz herhalde. 10 günde falan hallederler diye düşünüyorum. Yani aslında daha kısa sürede de hallolur da tabii bu hocaya kalmış. Normalde mail atacaktım ama o hocanın maile bakması 100 gün süreceği için o yüzden gideyim hemen okulda bulayım, sıkıştırayım hani direkt yüz yüze sorayım dedim. Gideceğim şimdi bakalım otobüs gelsin. Onda görüşürüz. Sonra geri dönmeye üşendim için böyle şimdi burada malak gibi bekliyorum. Evet. Ve ne olacak hiç bilmiyorum. Ne zaman dönecek hiç bilmiyorum. Mail atmayı hiç istemiyordum. Yüz yüze halletmeyi istiyordum. Maille de ne zaman o döner Allah bilir 500 kere artık acil diye mail atarım. En kısa sürede olsun bitsin artık cidden çıldıracağım. Şu anda ne yapacağımı da bilmiyorum. Eve de gitmek istemiyorum ama gitmek de istiyorum. Böyle çok saçma salak bir düşüncedeyim. Yürüsem mi eve kadar diye düşünüyorum. Sonra gidip birazcık proje mi yapsam diyorum. Dolmuşa benim. Büyük baskıma otobüse benim gideceğim. Şu an çok üşendim. Yol gözüm çok büyüdü. Neyse birazcık daha bekleyeyim. Belki gelir. Yüz yüze sorarım. Sonra da eve giderim. Hiç umudum yok ama. Hayırlısı. Günaydın arkadaşlar. Hoca mailime geri dönmüş. Bu arada sesim çok kötü. Hasta mı oluyorum ne oluyorum bilmiyorum. Sabah kütten beri kön kön öksürüyorum. Neyse. İki hafta önceden başvurular alıyorlarmış. Yani daha çabuk yapamıyormuş. Neyse şimdi iki hafta sonraya ekon 6'yı doldurup Lütfi Hoca'yı onaylatıp sonra buna göndereceğim. İki hafta sonra da staja başlıyorum. Yine çok geçti amına koyayım ya. Neyse iki hafta daha boşatıyoruz. Ben iki hafta ALES'e çalışayım deli gibi aynen. Hem iki hafta deli gibi ALES'e çalışacağım. Hem Korece çalışmaya başlayacağım. İngilizcemi birazcık ilerleteceğim. Ve bir tane proje var yapmak istediğim. O projeyi yapacağım. Yani bunların hepsini bu iki hafta içinde yaparsam var ya. Yani yeme de yanında yat anladınız mı? Şimdi ben tarih hesaplamaları yapacağım. Sonra görüşürüz. Ya sesim çok kötü. Ben nasıl böyle sesim kısıldı? Ne oldu ben anlamadım. Maça falan da gitmedim ya. Çok kötü öksürüyorum. Üşüttüm ne yaptım bilmiyorum. Ben şunu doldurayım erkenden göndereyim de. Sonra ders çalışırken falan görüşürüz. Şimdi formu doldurdum. Ayın kaçına yaptım? 24'üne yaptım. Çünkü 2 hafta sonrası
çarşamba gününe denk geliyor yani. Ay haftanın ortasında başlayayım dedim. Yine de halleder bence diye düşünüyorum hoca. Yani daha da kısa sürede de halledebilir de. Neyse. Şimdi ben de edit yapacağım. Çünkü uzun zamandır YouTube'a doğru düzgün video yükleyemiyorum. Aslında video çekiyorum ama hiçbir şekilde böyle editleyip yükleme gücünü kendimde bulamıyordum. Ama artık şimdi düzenli olarak tekrardan video atacağım. En son işte Giresun'a veda ettik. Yani gerçekten Giresun'u özlüyorum ya. Gerçekten özlüyorum. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz edit yapacağım. Edit yaptıktan sonra da oturup birazcık ALES'e çalışmaya başlayacağım. Ve daha sonrasında biraz Linux, Korece, İngilizce böyle karışık ilerleyeceğiz artık. Yani bu iki haftayı aslında çok iyi bir şekilde geçirmek istiyorum. Hatta bir ara böyle beraber kütüphaneye falan da gidebiliriz. Böyle biraz değişiklik olur. Bir yandan okulda staj yapmak beni heyecanlandırıyor. Çünkü pandemiden dolayı 1,5 sene falan hiç okula gidemedik. Hatta 2 sene de olabilir. Bilmiyorum yani pandemi girdikten sonra benim bütün tarih hesaplama işlemlerim full gitti yani. Gerçekten gitti. O yüzden bir ay okulda olup full okulda staj yapmak aslında beni mutlu ediyor. Okula gitmeyi seviyorum çünkü. Artı bir de ders çalışma durumum olunca o yüzden daha da iyi oluyor okula gitmek. O yüzden bundan sonra okulda da bol bol sık sık görüşürüz diyorum. Yani güzel olur bence. Sadece tek sıkıntı ilgi alanım dışında bir alanda staj yapacağım. Ama olsun, orayı da öğrenirim. Sıkıntı yok. En azından bir farklı bir alan daha görmüş olurum. Zaten daha farklı bir alan görürüm diye daha ne kadar alan göreceğim hiç bilmiyorum ama her neyse halledeceğiz. Yani hepsi hallolur. Onun dışında yine iş başvurularına full devam edeceğim. Öyle. Bana şans dileyin. Lütfen gerçekten bir an önce iş bulayım. Şimdi çok sıkıldım bu durumdan. Onun dışında da şimdi çok fazla vakit kaybetmeden ben edize başlayayım. Sonra görüşürüz. Boğazlarım kötü olabilir. Çok kötü bir şekilde öksürüyor olabilirim ama ders kafeden asla şaşmam. O yüzden kendime şimdi kahve yapacağım. Amerikan yapacağım. Kabloları yedikleri için Clifford'dan da korkuyorlar. İnternet kablosunu oraya Clifford'u koydum, oraya gitmiyorlar da.